Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Arkadaşlar selam. Nazmi bizlerle beraber. Merhaba herkese. Bugün Peugeot 208 GTI Peugeot Sport bizlerle beraber. Evet. Nazmi'nin aracı. Kaç model Nazmi? 2016 model. 2016. Bir senedir falan bende. 1.6 THP. Bir senedir sende aynen. Evet. Önü mat siyah, arkası kırmızı. Evet abi. Bunların belli bir üretim şeyi falan adedi ya da işte herhangi bir plaket ya da işte hani arabanın bir tarafına yapıştırıyorlar. Aslında evet. Böyle yapsalar şey? Çok güzel olur. Yok. Yok. Yani kaç tane var falan ben tam bilmiyorum. Biraz araştırdım ama bulamadım açıkçası. 10 bin tane yoktur bence. Yoktur. Yoktur. Yani. Ya şöyle olmuş. Dünyada. Gelirken baktım internetten. Bunlar 208 GTI'den 10.000. üretmişler. Aha. Onu ürettikten sonra Peugeot 205'in çıkışının da 30. yılına tekabül etmiş herhalde. Evet. 30. yıl arası. Evet. 30. yıl olarak üretmişler abi bunu ilk. Evet. Sen geçen bana bir şey anlattın. Bu araba aslında fabrikadan ilk çıktığında parlak siyah evet. olarak çıkıyor. Daha sonra normal siyah olarak çıkartıyor. Videosunu ben de izledim. Evet. Sonra çatır çutur zımparalıyorlar orayı. Evet. Zımparalıyor. Sonra önünü siyah, arkasını kırmızı olarak tekrar boyuyor. Evet. Kendileri boyuyor. Ama yani. Boya ölçerle ölçtüğün zaman da şey farkı çıkmıyor diyorsun. Evet. Yani, alırken işte teste soktum. Adamın dediğine göre yani önün kendi içinde ölçüsü aynı. Siyah yerin. Kırmızı yerin de kendi içinde ölçüsü aynı. Nasıl oluyorsa herifler güzel güzel boyamışlar. Aynen. Şu an için bence kırmızının değil de öndeki mat siyahın tek sıkıntısı Allah vermesin yani ufak bir dokunmada, kazada parçanın boyanması gerektiği zaman doğru. Orada ağlatır adam yani. Doğru yani parçayı komple boyamak gerekiyormuş evet. yani tamirat pek ki olmuyormuş. Yetkili servisler bile bu konuda renk tutturma konusunda sıkıntılıyken bilmiyorum nasıl olur yani. Evet, Allah vermesin. Allah vermesin gerçekten. Yani bizim de biliyorsun işte çamurluk koyarsın zaten resmine. Çamurluğumuz işte köpek ısırdı falan. köpek ısırığımız var. Boyatamıyoruz yani. Öyle duruyor. Kanka şimdi bunların 1.6 THP ya. Evet. Makinası. Kaç tane güç seçeneği vardı? Bir anlatır mısın bana? Şöyle bunu ilk 208 GT'ye 200 beygirlik yapmışlar. THP 200 yazıyor şeyinde de motorunda da. Ondan sonra işte bu 2000 herhalde 16'da falan bunlarla beraber THP 208'ini çıkartmış. THP yani aynı motorun ufak herhalde egzozu farklı. Belki biraz basınç açmıştır. Çok belki de. Ama basınç açsa 8 beygirden fazla alır zaten. Bence de. Yani bunda orijinalde sadece son susturucu var. Şu anda üzerindeki de zaten orijinal. Sadece son susturucusu var. Ortada susturucu yok. Fabrikasyon olarak. Evet. Ortada susturucu koymamıştır. Evet. Normal 208 yani THP 200 olan da ortada da susturucu var. Biraz ben araştırdım. Evet. Daha bu free flow olduğu için belki işte. Belki oradan bir güç aldı. Ateşleme biraz avans vermiş olabilirler. Biraz daha böyle yüksek tansiyonlu çalışıyor belki. Bir de yanlış bilmiyorsam 208 GTI'de 285 tork bu 300 tork. Doğru. Torkunu öyle biliyorum. 1700 devirden itibaren. Doğru. Hani 15 Nm de tork farkı var yani. Bak abi yani 1800 devirdeyim. Gaza dokunuyorum. Gitmiyor. Ama 5'teyiz ya. Gidiyor abi. 5'in de çıkıyor. Gidiyor. Doğru. Yokuş burası yani. Evet. Baksana hemen 87. Direkt artı 20 km koydu üstüne. İnanılmaz güzel tork geliyor ya. Hissediyorsun değil mi? Ben yani ilk kez şu anda sağda oturuyorum. Öyle mi? Evet. Birine ilk kez mi verdin araba? Yani evet abi açıkçası. Yani ben sanayiye bile gittiğimde hani bir usta falan sürmüştür tabii. Evet. Vermemeye çalışıyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Bana demek güvendiğinden ya. Mi zorunluluktan mı verdin? Yok yok güvendiğim için verdim Allah açıkçası. Allah razı olsun. Altı ileri bir şanzımanım var. Oranları evet. nasıl? Sen bir pistte tecrübe ettin bu arabayı. Hani evet. pist için kısa kalıyor mu, uzun mu kalıyor? Ya şöyle pist için bence gayet güzel. Niye zaten top speed'de yapılamıyor pistte. Peki, o kadar da güçlü değil. 5'i bitirebiliyor musun İstanbul Park'ta? Bitirdim düzde? Evet. 5 bitiyor. Bitiyor evet. Kaçıncı virajdı bilmiyorum. O hızlı dönülen virajdan sonra 5 bitiyor. 200'ü geçiliyor. 6'yı attım yani. Evet. Yani kesiciyi tam hatırlamıyorum. Zaten şöyle abi şimdi turbolu olduğu için biz hani sen de eski atmosferikçisin ben de öyle. Evet, hani kesiciye kadar sürüyoruz ama bunlarda böyle 6000 falan sonra zaten biraz ölüyor yani. Sen de şimdi basınca görürsün. Evet. Hani çok zorlamaya gerek yok. Bakıyorum gücü giderken hemen bir üst vites alıyorum. Sırtındaki şeyi basınç azalıyor. O yüzden hani kesiciye kadar zorlamadım anladım, açıkçası. Anladım. Ya zaten gerek de yok dönmeye de gerek yok yani. Zaten evet. yağısı oluyor 120-130 derece. Demişken yağısı. Şimdi arabanın bak abi benzin, hararet, devir, ıvır zıvır. Şimdi burada araç bilgilerini gösteren bir lastik basıncım var.
Başka hiçbir şey yok değil mi bu ekranda? Yani açıkçası şöyle, bu lastik basıncını bile göstermiyor. Normal araçlarda uyarısı evet, veriyor. Kalibre ediyorsun, ben diyorsun şey yaptım işte, ayarladım. Kalibre ediyorsun, düşerse söylüyor. O kadar. Evet, o kadar. Yani onu belki, da koymamış yani. Yani hadi buraya koymuyorsun, bastın buraya koyabilirsin. Bir G'yi ölçer. Tabii. Bir işte gaz pedalına ne kadar bastın, throttle pozisyondan veri alıp hani ne kadar bastın görebilirsin. Boost'u koyabilirsin. Yağ sıcaklığı, ki bu arabada yağ sıcaklığı çok, çok önemli. Yağ sıcaklığını koyabilirsin. Yok, illa işte para verip harici external şey gösteriyi yapacaksın falan yani. Amortisörlerin ilk yola çıkmadan önce ben dedim ki hani bu GTI Peugeot Sport abi beton gibidir falan. Yok gayet konforlu ama. Ya şu anda evet güzel de yolda gidiyoruz. Hani evet, yolda yani kaliteli. Asfaltımız güzel ama çok böyle değil mi? Şeyler 106'lar gibi böyle böyle gitmiyoruz sekmiyor yani. Sekmiyor abi. Bence de hiç sekmiyor. Gayet araya konforlu. Hani alışverişe de gidersin. Senin gibi piste çıkıp gazlarsın. Evet. Ben de zaten biliyorsun günlük sürüyorum. Tabii gündelik kullanıyorsun arabanı. Yani çok bozuk yollar dışında böyle rahatsızlık evet vermiyor. Ki 18 jant var üzerinde. Evet. Aslında yanakları 40. Yanaklar 40. Beton gibi olması lazım evet arabanın ama fazla fazla konforlu. Bir koyalım mı şurada? Tabii tabii bas. Biraz hidrolik devirici mi bu araba? Bilmiyorum. Vay herif. Herif geçti la bizi. Ben de aça aça yani. Nasıl gitti abi öyle? Fukçuk. Tam basmadın dur. Az önce sağımızdakiydi değil mi? Evet, arkadan gelip geçti adamız. Adam aça aça gidiyorlar. Vallahi yetişemedik Audi'ye. Ama yok. Baksana baba. Abi buz gelince, bak ben atmosferikçi bir adamım. Atmosferin o, hele ITB'liyse, sen de zaten araçlarımız aynıydı, setupları neredeyse. İkimizin de yarış aracı vardı arkadaşlar, Saxo VTS yaptık. Neredeyse birebir aynıydı arabalar. Tabii. ITB sesi inanılmaz. Hani ben çok turbocu bir adam değilim. Ben de öyle. Ama abi inanılmaz sesi var arabanın. Ve böyle hani içeriden akustik hoparlörlerden verilen bir sanal bir suni bir ses var ya. Bunda öyle bir şey yok abi. Yok. Direkt neyse motor sesi onu alıyorsun yani. 3000'den sonra boost geliyor direkt. Bunlara yazılım vesaire çok artısı olmuyor diye duydum. Evet. Resmi. Motorun sıkıştırması yüksek. 10.5 mi? 10.2 mi? Öyle bir şey okudum yani. Evet. 10.2 sıkıştırma üzerine turbo çok yüksek ya. Çok yüksek. O yüzden yazılımda çok bir yere varmıyor. Ben de işte konuştuğum insanlar da öyle dedi. O yüzden hiç yazılım yapmadık açıkçası. Orijinal duruyor. Anladım. Start stopumuz devreye girdi tabii. Evet. Buna kapatalım. Şuradan kapattım. Start stopum var. ESP'm var. Bir de tuş olarak şey var. Park sensörünü devreye dışı bırakmışlar. Ya işte bunun diğer böyle hot hatch dediğimiz arabalardan farkı anladığım kadarıyla o ESP düğmesine bastığında bütün yardımları kapatıyor yani. Diğerlerinde işte atıyorum %20 gene yardım yapıyormuş sana. Ha, ESP'si. Biraz açıya göre herhalde müdahale ediyor ESP. Bu tamamen sana bırakıyor artık her şeyi. Ya zaten ESP'yi devre dışı bıraksan da tekniği biliyorsan torsiyon kilit var üzerinde. Evet. Kilitli arabayı çok güzel çizgiye sokabilirsin yani. Evet. Debriyaj yukarıda diye mi? Ben de vites değiştirirken böyle küt diye ben de öyle vurduruyorum da evet. Debriyaj yukarıda diye mi? Yani o kadar yok, debriyaj geç vurması bırakıyor gibi. Debriyaj geç bırakıyor kendini. Yani hidrolik debriyaj senin ayağın kadar seri hareket etmiyor. Pedallar Helento'ya şey değil ya. Bence müsait de değil. Hani şöyle yetmiyor yapak, değil mi? Gaz pedal aşağıda kalıyor. Evet. Niye yani öyle yapmış? Yani Helento için uygun muygun diyen YouTube kanalları var ama şey bence değil. Yani. Değil değil. Ben pistte de yapamadım. Ya, ya zaten pistte de çok yapmaya da gerek yok olmuyor. Ki. Frene bastığında zaten ayağını debriyaja basıp fren yaparken. Bak. Vuruyor abi debriyaj. Geç bırakıyor kendini. Evet. İşte tak diye bırakmamak mı lazım artık? Biraz yedirmek mi lazım? Ben ayağımı çekiyorum, debriyaj alttan ayağıma sonradan vuruyor evet yani. 323 mm'de diskim var. Evet, önlerde. Yani gayet hacimli ya. Evet, Brembo'nun işte diskleri, evet, şey yani sistemi, yani disk değil, diskler de Brembo. 4, o nedir? 4 pistonlu kaliper. 4 pistonlu kaliperler de Brembo. Kaliperler de Brembo. Başka bir marka söylentisi var. Alteca mıydı? Evet, evet, öyle bir şey de olabilir. Ama şeyde katalogda Brembo yazıyor. Evet, katalogunda Brembo yazıyor. Şeyin kaç yok ortalama? 8.4 gösteriyor. Bu 3600 km'deki ortalaması. Evet. Fabrika verisi 8242. Şimdi 4-2 çok ütopik şehirler arası. Böyle şey, kaçta gideceksin abi? Sen gittin tatile. Evet. Kaç gördün? Kaçta benim gördüğüm? Ha, doğru söylüyorsun. Bak orada ben kaça indirdim? Eşleşen hiçbir yer görmüyorum. Lütfen kusura bakma.
Çok akıllı bir araba. Ederiz, evet. Çok da kibardır. Niye kusura bakayım canım hiç? Benim gördüğüm abi 6.9'a falan indirdim ben. Daha aşağı inmez. Yok. Yani iner. Yani. Ya şöyle iner. Bunun herhalde şanzıman kısa diye uzun yol giderken 120 ile falan gittim belli bir deneme amacıyla. 120 kilometre ile gittim. Orada 2750 devirde falan gidiyor araba. Hmm. Yani öyle 90-100 ile gitsen, yani şöyle gitsen bak hala 2000'de. 2000 devirde 90 yapmıyorsun yani. Yapmıyorsun evet. 88-87 ki kadranın yanılma payı da vardır. 85 falandır ya. Bence de. Yani şöyle 2000-2500 devir arası sürsen biraz daha iner ama onunla da uzun yol bitmez yani. Evet. Sonuçta uzun yol arabası değil. Kesinlikle. Yani uzun yolda yordu mu sert? Yok abi hiç. Gram yormadı. Konforlu. Evet süper. Yani koltukların çok güzel sarıyor. Bak kankım yani. Ama ya şuraların biraz yumuşak ya sanki. Hmm. Bu evet, niye öyle yapmış? Yanalların nispeten ya, bu şuraları yeri biraz sert. Ama buralar çok yumuşak. Hani böyle sanki poponu dışarı atacak bir şey izlenimi var koltukların. Yani niye böyle yapmış? Şeye bakmak lazım. Mesela 207 RC'ler falan var. Onun koltuğu nasıl acaba? Daha sert bunlar. Ha. Yani belki hatta de bayağı sert buralar. Şuralar yani. Abi kırılıyor diye mi öyle yapmadı? Olabilir. Mesela yani inerken yıpramayı düşünmüş, ömrü uzatmak için yapmış olabilir. Alkantara kumaş deri karışımı. Evet. Üçlü bir koltuğum var ama yan bacak yanlar, destekleri, değil mi? Çok desteklerin yumuşak. Çok fazla yumuşak. Sağına bak bir de soluna bak. Nasıl? Evet. Nasıl fark abi? Fark şu, var değil şu mi? Daha, yani dıştaki daha yumuşak bence. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu abi sert yaptıklarında kırmışlardır. O yüzden yumuşak yapmış olabilir. Çünkü ha, bak. Öyle bir şey düşünmüş evet, olabilir. Evet şu taraf daha, sert, daha yani. Sert. Dijital klimam var. Bol bol piyano bilek var her tarafta. Benim evet. En sevdiğim. Bol çizilen. Evet. Ne yazık ki. Göğsün şuraları yumuşak mı? Ha. Burası sert. Şu derin yumuşak. Şuralar deri. Aha. Şu. Burada sert. Burası evet. Sert. Bir şu kapı şuraların yumuşak. Orası da deri güya. Aynen. Arkada da ufak tefek deri şeylerim var. Arka koltuk bayağı 208 GTI koltuğunun aynısı olabilir. Full deri gibi. Aha. 285 litre bagajı var. Polo GTI'den 5 litre fazla. Hani 5 litre ne ediyor? 5'lik damacana su eder yani. Yani Polo GTI kullanmış biri olarak senin tabii bitişteki şeyin de önemli. Yani yok Polo GTI bunun gölgesi etmez. Çok ciddi söylüyorum. Sürüş dinamikleri olarak. Bir kere hacim farkı var zaten. 1.16, 1.14. Tamam 208 beygiri, 180 beygiri ama ben bu tarz bir arabanın manuel olması taraftarıyım kanka. Ben de katılıyorum. Yani, ama yani güzel bir otomatik olsa da bana hayır demezdim ya. Abi bak şimdi DSG. Ama tamam bu da süper. DSG, S-Tronic onlar güzel otomatikler ama abi şu an bir kavrama değişiminde ne paralar biliyor musun? Doğru. Valla bir debriyaj balatası alıyorsun. Vites topuzun inanılmaz oturuyor ama ya. Direkt. Debriyaj balatası alıyorsun. Çift kütleli olan alıyorsun. Abi 15 bin liraya bitiriyorsun işi. Şimdi bir kavrama 40 bin lira. Ya 40 bin lira DSG, abi. 40 bin lira. Paralara bak yani. Yani yazık evet. Ha, hiç gerek var mı? Vites büyütmen gerektiğini kadranda gösteriyor. Hı hı, evet. Ona uyarsan biraz daha ekonomik oluyor. Mesela 5 yap diyor. Abi 5 yaptım. Yani ben 1500 devirleri çekti arabayı. Yani onun bence katalogda söylediği abi. Böyle 2000 devirlerde falan kullanımda gerçekten ben bu arabayı 5'e yakın yaktırırım yani ha. Diye düşünüyorum. Ama hiçbir öyle de sürülemez yani. Çok sabır göstermek lazım. Yani ona. Ne anlamı var? Aynen. Hemen 170-180 ya direkt. İki tam gaz yapmıyorum. Bakalım yol boş olursa şurada bir. Zaten 230'da limitörü var. Ha kendi gaz kesiyor. Aynen 230'a kadar basıyor. Ben de buradan kendim 230'u aşağıda köprüye geçince ha. 230'u görüyorum yani. Şu an tam gaz var. Ne yapıyor? Şu anda ben hızı görmek için açtım. 200 şu an. Allah'a bakalım. Şu anda 25 litre yapıyor şu an. İki yakıtlı araba şu an değil mi? Etanol var. Evet, E10'lu. Şu an 150. Yapıştı kanka. Koyuyorum freni. Koy. Çift elle tut da öyle yap. 1, 2, 3. Git fren. Evet. Islak zemin olmasına rağmen ve yani sen tedirgin olma diye normalde ben koyduğum anda bırakıyorum direksiyonu. Hiçbir şöyle bir düzeltme yapmadım. Yapmıyor değil mi? Yok yok. Hani böyle bir sağa kafayı atayım, işte sola çekeyim falan. Ağırlık dağılım falan bence çok iyi ayarlamış bir araba yani. Yani işte aslında abi burada tabii hani böyle
deniyoruz falan ama bunu gerçekten böyle tadını alabileceğin yer pist. Pist. Yani. Tam bir pist arabası hakikaten. Ben bir sene boyunca kullandım. Hani işte acaba viraj dönüyor mu, işte fren mi iyi mi falan, oraya gittiğinde görüyorsun yani aynen, arabanın ne yaptığını. Aynen. Asıl yeri pist. Evet. Ki torsiyon kilitli, mekanik kilitli tip diferansiyelim var yani. Adam niye koysun onu bakkala giderken sokaktan sokağa yavaş dön diye mi? Yani düzgün dön diye mi koyuyor? Yani orada işte viraj isimlerini tamam hatırlamıyorum. Yani milletin böyle açıla açıla gittiği yerde ben gayet güzel dönüyorum yani. Daha içeride. Böyle atıyorum 10 kilometre daha belki hızlı dönebiliyorum yani. Ya şurada bir sanki şey eksik. Kolçak. Kolçak olabilir. Eklenebilir aslında. Şeylerde var sana. 208 evet, GTR'larda var herhalde. Normal 208'in kolçağı şu orta konsoldan şurası çıkıyor. Adapte edilebiliyor ama ya şu biraz engel olabilir. Kolun şey koltuğun bel desteği yani koyarken. Evet şuraya yani, şöyle evet. Aynen, şurada rahatsız eder. Biraz yalıtımsal sanki. Ya değil mi? Ses alıyor. O gürültü alıyoruz ya. Arkadan bence alıyor yani. Yalıtım yapılabilir ama ağırlaştırır arabayı. Çok böyle ağırlaştırmayacak yalıtımla çok bir artı faydası olacağını zannetmiyorum ses konusunda. Değil mi? Bence güzel ama. Tavan olmamasını çok sevdim. Antrasit. Az önce. Ha, antrasit miymiş kaplaması? Koyu renkli değil mi? Adını hatırlayamadık. Antrasit tavanı var. Cam tavan olmaması güzel. Boşa ağırlık. Evet. Cam ağır zaten malzeme yani. Ve bence hani şasenin de rigidliğini bozar mı cam tavan? Hani burada sonuçta bir... Evet. Bir ağırlık merkezini bir kere yukarı alıyorsun zaten. Evet. Yani sacın ağırlığı mı, camın ağırlığı mı? Şurada bir güvenlik barın var büyük ihtimal. Şurada öyle mi diyorsun? Aynen. Burası kabarabilir. Olabilir. Abi yani 2200'den sonra boost geliyor. 3000'den sonra hissettiriyor bak. Aynen öyle. Keyifli araba lazım. Ya uzun yolda işte 6'ya atıyorsun abi. Hiç değiştirmene gerek yok yani. Evet. Dediğin gibi 1700'de bile başlıyor o 300 aynen, torku. Aynen. Hiç vites değiştirmeden devam. Gideceğin yere 1000 km gidersin. Ya multimedyası da işte kendine göre normal 208'lerle büyük ihtimalle aynıdır. Sistemde JBL falan bir şey yok. Yok, bununla yok abi. Normalde 208 GTI'ların JBL paketlileri var. Sen de burada... Konferansı alıyor ya. Evet, bir otur bak. Baksana abi. Görüyor musun? Gram kaymıyor. Gerçi çok da... Gerçi gene... Çok zorlamadım ama evet. Kafayı direkt içeri çekiyor makine. Yani bir şurada yarıslak. Kuru bir havada güzel bir lastikle yani kim bilir kaçta dönülür. Evet. İnanılmaz ya. Şeye göre nasıl? Sen gerçi senin polon şeydi değil mi yani standart stok kullanmadın değil mi? Seçiciydi benim polon. Stok kullandın mı? Yok, stok hiç kullanmadım. Öyle, değil mi? Abi yokuş çıkıyoruz inanılmaz ya yani. Maşallah. O ne lan? Ama işte şey çok alıyorsun. Şuradan rüzgar sesi ve aşağıdan asfalt evet. Asfalt olmasına rağmen aynalardan rüzgar sesi yapıyor. Bence olabilir. Yapı itibariyle. Aynalardan almaması yapıyor. Lazım. Bence de almaması lazım. Üzerindeki amortisör sistemi, buna göre kilidi, yani. Aynen bu güce göre yapmış aynen adam. Abi. Şimdi bu araba 300 beygir olsa büyük ihtimalle pistte keyif alamayabilirsin. Göremezsin evet. Basarsın durmaz, virajda kaymaya başlarsın öyle. Büyük ihtimalle. Tamam 323 mm fren diskin var ama yani o da bir yere kadar. Adam bu güce göre yapmış arabayı. Evet. Evet, artık sonlandırabiliriz. Olur. Nazmi'ye teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Böyle güzel bir hatıra. Eyvallah. Değerli vaktini bizim için ayırdı. Hem hatıra oldu bize. Hem araç incelemesi oldu. Hem biraz gazımı atmamı sağladı. Şöyle bir. Hemen çekiyor kilit ya. Hemen evet, yani. Abi. Kafa bu tarafa gidiyor. Kilit bu tarafa alıyor arabayı direkt. Evet. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Sen abone oldun mu? Tabii ki. Bak bakarım. Ben yıllardır aboneyim. Ay be. İlk abonelerden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şuna yapış abi. He? BRZ mi? Ne o? BRZ. Nerede? Şöyle git. Ha. Ama yakalayalım vuralım kafasına. 30. yılına tekabül etmiş herhalde. Evet. Onun anısına. Anasına 30. yıl işte anısı 208 onun GTA. Onun anısına değil. Anısına. Anısına. Bir anasını oldu ama. Onun anasının da onları go.